Evet kum saatini gördük. Saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz yeniden. Sırada bir grafiğimiz var. Şu Ponzi meselesine bir gelelim. İtalyan asıllı Amerikalı bir vatandaş bu. 1920'lerde yaşamış. Hatırladığım kadarıyla hafızam beni yanıltmıyorsa. Charles Ponzi diye geçiyor. Carlo adı İtalyan asıllı olduğu için. Onun döneminde böyle bir havuz kurulmuş. İşte şimdiki saadet zinciri denilen şey. Girişi geniş. Ne kadar fazlayım? Bizim banker sistemi 1980'lerde uygulanan o dönemlerin çok büyük işte şeyi bir fenomeniydi. O da açıkçası birazdan fenomenler haberine de geleceğiz. Efendim, e, para havuzuna çok para giriyor, çıkışı belli insanlara ve yüksek karlarla söz konusu oluyor. Tabi bu çok istismar ediliyor. Şimdi kara paranın tarihte hiç olmadığı kadar yani gayrimeşruya dayanan, işte suça dayanan, kriminolojik e, olaylara dayanan paranın e, görünürlüğünün arttığını müşahede ediyoruz. Aynı şekilde kara şöhrette de deyim yerindeyse bir Onunla benze, benze, benzeşimli biçimde olmadığı kadar yaygınlaşma seziyoruz. Şimdi futbolda saadet zinciri dediğimiz olay şöyle başladı. Kameramanımız biraz yaklaşsın. Efendim, Fatih Terim'in ismi adına Denizbank, özür dilerim, bir e, bankanın, bir şubesinin müdürü, bir kadın, bir hanımefendi geldi. Dedi ki işte ben e, Fatih Terim'den bir, bir miktar para almış. 700 bin dolar seviyesinde. Sonra diğer futbolculardan da para almaya gidiyor. Bu fonda para birikiyor. Tabii Fatih Terim sonra parasını aldığı söyleniyor. Henüz onların ifadesine de ulaştık açıkçası. Ama şimdi ifadeler de yeterli değil. Arda Turan kendisinin mağduri, mağdur olduğunu söylüyor. O şube müdürüyle sürekli telefonda vesaire görüşüyor. Ama bu kadar para varken ve bugüne kadar Türkiye önünde işte kendi işiyle para kazanmışken bu parada herhangi bir kirli kara boyut yokken niye üzerine böyle ponzi oyunlarıyla milyon dolarlardan bahsediyoruz ayrıca niye bu kadar para eksenli bir hayat ve onun getirdiği yanlışları anlamak açısından önemli işte futboldaki bu ponzi oyununun en önemli şifresi top yuvarlaktır sözünden mülhem Para yuvarlaktır meselesi. Şimdi para havuzlarının hepsi doğası gereği girişi geniş çıkışı dar oluyor ve çok az insana para çıkışı söz konusu oluyor. Ve dönem dönem oluyor. Bunu banker olaylarında da gördük. Saadet zincirlerinde de gördük. İşte bu son dijital e, yöntemlerde de görüyoruz. Dijital ponzi yöntemlerinde de görüyoruz. Şimdi Arda Turan tabii geçmişte bir laf etmişti. Orhan Veli Gencebay'ın kitaplarını okumamış adamlar bizi efendime söyleyeyim cahillikle itham ediyor diye. Orhan Veli kanıkla benim şiirle çok aram yoktur. Bir romancıyım çünkü. Tabii şiiri severim. Müziğe en yakın edebiyat ve sanat türüdür ama hani Orhan Veli kanıkla Orhan Gencebay'ı birleştiren bir söylemle cahillik analizi yapıyor ve bu kadar para kaptırmış açıkçası. Bu işin bir diğer boyutu. Kendisine de tabi sorumlu tutan var ama bu tür şeylere ne gerek var diyesi geliyor insanın. Aynı benzer biçimde bu para eksenli tartışmaları siyasi bir arenada da gördük açıkçası. İşte İyi Parti'de son dönemde kazan kaynıyor. Paralarla transferler olduğu. Efendim insanlar, millet Ülkenin bekası için samimiyetle o dönemde hepiniz şahitsiniz seçimde mücadele vermişken, beka bağlamında milli bir mücadele vermişken birileri başka birileri para peşindeymiş. Para ile makam kapma peşindeymiş. Bu da çok hakikaten insanın ağrına giden bir şey açıkçası. Ve şunu da söylemek lazım. Hep topu paraya atıp son dönemdeki bütün kötülüklerin kaynağı diye onu şeytanlaştırmanın da alemi yok. Sonuçta para bir insan icadı. Tabii ki e, ihtiyaçları karşılamak üzere ekonominin bir unsuru olarak var. Ama siz onu bir ahlaki dejenerasyonla yani onu kazanma yöntemleriyle toplumda örnek olmazsanız, rol model olmazsanız veya çok zaman rol model olmuşsunuz. Hakikaten Fatih Terim bu anlamda üzücü. Ben çok portresini yazdım. E, hayatı başarılarla dolu, mücadeleyle dolu bir insan. Bu tür bir olay adının karışmasından kendisinin de çok hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Ama maalesef karıştı ve e, bunca senelik emek o anlamda biraz e, hakikaten zarar görmüş oluyor. Efendim bu yüzden para e, merakı aşırı. Biz bilgiye her zaman çok daha önem veren bir toplum olmalıyız. Para zaten bilgiyle beraber gelir. Ülke olarak da para manasında güçleniriz ve çok daha ileri gideriz ve para kazanmanın yöntemlerinin de çok sorgulanmaya başlanması açıkçası bu da iyi bir gelişme.